selamlar. Bugün hiç makyajım yok, hiç halim yok, reglim. Dün çok kötüydüm. Yani gerçekten tansiyonum falan düştü. Bugün artık bu videoyu dedim oturayım çekeyim. O yüzden böyle çok enerjim yüksek değil maalesef. Böyle olabilecek en doğal halimle size bir menstrual kap incelemesi çekmek istiyorum. Şunu fark ettim. Tabii ki bununla ilgili çok güzel içerikler var. Sevgili arkadaşım Cansu Dengey'in yine çok sevdiğim bir arkadaşım olan Rayka ile birlikte yapmış olduğu inanılmaz bilgilendirici ve çok keyifli bir video var. Bence onu da zaten bu videoyu izlemeden kesinlikle izleyin. Ben de bu videoyu çekmeden öncesinde o videoyu izledim. Çünkü Rayka'ya çok güveniyorum, Cansu'ya çok güveniyorum. Bence YouTube'daki Türkçe içerik olarak en iyi içerik Cansu ile Rayka'nın birlikte çekmiş olduğu video. Zaten buraya da mutlaka koyarım. Bildiğim kadarıyla size menstrual kabı ne işe yaradığını, hangi artılarının olduğunu ve ilk tecrübemi paylaşacağım. Daha hiç denemedim. Hatta yani şöyle bir şey söyleyeyim. Mart ayında sipariş verdim. Organikap markasının kabından aldım ben. Ve Mart'ta sipariş vermişim. Hala şurada faturası duruyor. Ve 7 aydır her regimde mutlaka menstrual kabı bir şekilde geçiştirdim. Benim bile satın aldıktan sonra elimin gitmediği ve hatta çekincelerimin olduğu bir ürün. Ancak dedim ki yeter, artık bu regimde bu ürünü kullanacağım ve bunun videosunu çekeceğim. İlk izlenim videosu gibi de bir şey aslında bu. Şimdi menstrual kap sanki söylemesi zor gibi. Menstrual diyen var, menstrual kap diyen var. Kısaca kap da diyebiliriz biz buna. Yurt dışında direkt kap da deniyor. Ben de kendi bilgi dağarcığımın içerisinde size bildiklerimi aktarayım. Menstrual kap aslında şu açıdan çok iyi bir ürün. Bir atık derdi olmayan bir ürün. Tampon gibi, pet gibi sürekli olarak satın almanızı gerektirmeyecek ve dediğim gibi atık problemi yaratmayacak bir ürün. Kullanan insanların çoğu işte acayip rahat, sanki regliymişim gibi, çok iyi hissettiriyor gibi yorumlarda bulunuyor. Acayip merak ediyorum o yüzden. Çünkü tampon taktığınızda mesela hiç yani orada bir şey yokmuş gibi hissetmiyorsunuz. Kesinlikle bir tıpa hissi oluşuyor. Pet taktığınızda zaten yazın yani pişik keyfi, hışır hışır bir şey altınızda. Hiç sevmiyorum ped açıkçası. Ben birkaç yıldır sanırım full tampon kullanıyorum zaten. Pedden bayağı bir soğudum. İnsanlar birazcık fiyatıyla alakalı bence bazı soru işaretleri taşıyor. Ama bunu alıp 5 sene 10 sene kullanabildiğinizi düşünürseniz aslında acayip uygun. Yani son zamanlarda her şeye gelen zamla birlikte ped ve tamponlar da inanılmaz arttı. O yüzden bence kaba geçmek her açıdan daha mantıklı. Hem atık hem de ekonomik açıdan diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir özelliği var. Mesela tamponun belli bir süre sonra çıkarılması ve değiştirilmesi gerekiyor. Ped de aynı şekilde zaten değiştirilmesi lazım. Kabı taktığınızda 12 saate kadar uyuyabilirsiniz onunla. İşte istediğiniz denize girebilirsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. 12 saate kadar kalabiliyor. Bu da yine beni çok yükselten sebeplerden biri oldu. Cansu ile Rayka en rahat duştan çıktıktan sonra takıldığını söylediler videoda. O yüzden ben de şimdi duşa gireceğim. Duşa girmeden önce bu videonun girişini çekeyim. Duştan sonra takmaya çalışayım diye düşündüm. Bayağı çömelerek falan takmak gerekiyormuş sanırım. Böyle farklı bir şey olmasından dolayı biraz böyle gerginim açıkçası. Ama çok bir problem olacağını sanmıyorum yani. İnşallah. Türkiye'de bir sürü markanın aslında artık menstrual kabı var. Ama Organikap sanıyorum globalde de en yaygın ve en bilinen marka. Ben de Organikap tercih ettim. Şimdi ben size neyi ne kadar aldığımı ve aldığım ürünleri söylemek istiyorum. Tabii bunlar benim satın aldığım şeyler. Ben 26 Mart 2021'de almışım bu ürünleri. Bu fiyatlar şu an Mart 2021. Şu anki fiyatlarını bilmiyorum. Şöyle bir pakette geliyor. Bu arada paketimi de göstereyim. Ürünler var. Nedenler çoğul eki kullanıyorum. Çünkü organik kabın temizleyicisini de aldım. Kabını da aldım. Bir şeyini daha aldım. Temizleme mendilini de aldım. Ürünün kutusu böyle. Bu menstrual kabın kendisinin kutusu. Bu Organi Vibes diye yanınıza da alabileceğiniz hani hemen hızlıca kabınızı temizleyebileceğiniz ay toz yuttum. Bunun içinde de 10 tane organik pamuktan yapılmış temizleme mendili var. Bu da böyle dışarı çıktığınızda falan hızlıca kabınızı temizlemek için yapılmış bir ürün. Organi Wash diye menstrual kabınızı bitti. Regliniz bittikten sonra yıkıyorsunuz bu arada. İşte regliniz bittikten sonra kaynar suya atıp kabınızı kaynatarak yıkadığınızda da kullanılabilir bir ürün. Onun da paketlemesi şöyle. Ben size bir yandan bunların fiyatlarını da söyleyeyim bence ama dediğim gibi ben bunları Mart 2021'de aldım. Şu an %100 zam gelmişti. Kabımız 192 lira. Temizleme mendilini 61 liraya almışım. Temizleme jelini de 76 liraya almışım. Bütün siparişim 390 lira tutmuş. Nasıl takmanız gerektiği, hangi kabı seçmeniz gerektiği bunlarla ilgili bayağı detaylı bilgiler var web sitelerinde. Ve hatta şöyle size bir kağıt da gönderiyorlar.
siparişinizle birlikte tutuyor. Size kısaca hatta buradan da biraz bilgi vereyim. Danimarka markasıymış Organicup. Ben de şu an öğrendim. 3 model var. A, B ve Mini. A normal doğum yapmamış kadınlar için. Yani ben onu tercih ettim. Normal doğum yapmış kadınlar için olanı da model B dedikleri. Bir de genç kızlar için mini olan var. YouTube'da da bu arada nasıl kullanıldığı ile ilgili videoları varmış. Organicup güvenli bir şekilde yerinde kalmasını sağlamak için, hafif bir emiş oluşturmak için vajina içinde açılır ve günlük hareketlerinize etkilenmez. Amuda kalksanız dahi. Amuda kalkmayı becerebiliyor olsam bunu denerdim. Ama onun yerine önce bir uyumak, yatış pozisyonu, normal hayatımı devam ettirme gibi şeyleri denemek istiyorum. Çünkü biraz da gerginim. Cansu videoda şey diyordu mesela, ben kabı ilk kullanmaya başladığım günlerde bir de pet takmıştım. Kendi garanti olsun sızma yapar korkusuyla ama hiç sızma yapmamıştı dedi. Şimdi ben de muhtemelen bir pet takacağım çünkü dışarı çıkmam gerekiyor bundan sonra da. Şimdi duşa girip kabı takmaya çalışmadan önce size bir de kabı göstereyim. Çünkü ben de ilk defa göreceğim. Aa, küçük bir kesesi de var. Burada zaten 3 aşamada ne yapmanız gerektiğini de anlatıyor. Şöyle tatlı bir kesede geliyor. Böyle bir şey. Küçükmüş. Nasıl anlayacaksınız bilmiyorum. Bunu neyle kıyaslayabiliriz? Mesela bir MAC Rouge'la kıyaslayalım. Bu kadar boyutu. Mesela Cansu şey diyor videoda. Yani bu kadar küçük bir şey benim 12 saat boyunca nasıl yoğun günlerimi geçirecek diye düşünmüştüm ama pet taktığınızda falan çok yayılma yapıyor kan ve siz sanki çok daha fazla bir kan ve diğer atıkları vücudunuzdan atıyorsunuz gibi düşünüyorsunuz diyor. Hakikaten de doğru. Yani şu benim regimin en ağır gününü bile çıkarıyorsa aslında çok da fazla kanamamız yok demektir. Bir de şu ucunu bakın böyle küçük parça parça yapmışlar. Bu sizi rahatsız ederse minik minik buradan keserek kendinize uygun hale de getirebiliyorsunuz. İki çeşit takma stili olduğundan bahsediyor. Seafold dedikleri. Şuradan bastırıyorum. Şöyle yapıyorum. Bunun adı Seafold. Şu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Bir de Punchdown dediği, o da şuradan içeriye doğru katlayıp şöyle yaptığınız bir sistem. Cansu'nun söylediğini söylüyorum yine. Genellikle Seafold'u tercih ediyormuş. Yani aslında daha yaygın olanını ilk gösterdiğim şu C şeklinde yerleştirmek. Bu daha yaygın. Bakın şurada minik delikleri var görüyor musunuz? Bunlar içeriye girdiğinde havadan dolayı vakum etkisi yapıp iyice bulunduğu yere otursun diye yapılmış küçük delikler. Yani bu niye böyle, delik mi bu diye düşünmeyin. Deneyeceğim ve sizinle anlık bir şekilde hissiyatlarımı paylaşacağım. Evet, duştan çıktım ve şimdi C fold'la C fold tekniği ile kabı takacağım. Hadi bakalım. Acaba oldu mu şu an? Hiç emin değilim. Hiçbir hissiyatı yok diyebilirim, şaka gibi. Doğru taktıysam müthiş bir şey. Yanlış taktıysam bu akşam sıçtım. Bu arada kesinlikle çömelik. Hani böyle şey olur ya, dışarıda tuvalette klozete değmek istemeden işersiniz, çömelirsiniz. O pozisyon, biraz squat pozisyonu gibi bir pozisyonda gerçekten çok daha rahat oluyor. Benim herhalde 10-15 saniyemi falan aldı. Bakalım inşallah sıkıntı olmaz. Menstrual Cup videoma girmek ister misin? Çok kötü gözüküyor. Nesi kötü gözüküyor be? Biz teşekkür ederiz. Menstrual Cup muhabbeti sonrası harika bir sushi gelmiş. Evet, az önce ilk defa kabı çıkarttım. Değişik bir hissiyat oluştuğunu söyleyebilirim. Yani öyle çok uzun ve zahmetli bir şey yaşadığımı söyleyemem kesinlikle. Ama ilginç bir deneyim. Pet takmıştım biliyorsunuz şey için, ne olur ne olmaz diye. Yani gerçekten günlük pet, incecik bir günlük pet bile taksanız çok rahat tutabilecek kadar minicik bir damla oldu sadece. Muhtemelen düzgün takmışım ilk denemede. Bu iyi bir şey. Şimdi ikinci de tekrar taktım yine o C yöntemiyle ki bence o en mantıklı yöntem gibi gözüküyor. Çünkü hakikaten rahat oluyor. Tekrar sabah artık bakacağım muhtemelen yarın durumuma. Doluluk oranı ile ilgili de yani çok az olduğunu söyleyebilirim. Öyle bir taşma ihtimali bilmiyorum ve sanmıyorum ki olsun. Ama şunu söyleyebilirim. Kesinlikle hissiyat olarak böyle bir garip bir şey yok. Yani tampondan falan çok daha rahat. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Galiba bu kadar şimdilik. Selam. Bugün artık regimin son günü. Yani hatta bitti diyebiliriz. Yeni uyandım. Bayağı büyümüşüm. 2 gündür hiçbir şey çekemedim. Sizinle bir şey paylaşamadım ama biraz da regimin bitmesini bekledim. Çünkü hani zaten
rutin bir şekilde kullanmaya devam ettim. Çok bir farklılık olmadı. Bir regl serüvenimin neredeyse tamamını menstrual kapla geçirdim ve şunu söyleyebilirim ki gerçekten bugüne kadar biz ne yapıyormuşuz yani. O tamponun hissiyatı. Tamponu geçtim. Çoğu insan tampon bile kullanmıyor, ped kullanıyor. Yani yazın o pedin hışırtısı, o pedin yapıldığı materyal artık her neyse, onun teninize değmesi falan. Yani bunlar bana böyle zaten çok çağ dışı geliyordu açıkçası. Menstrual kaba geçtikten sonra da dedim ki ya bunları atın ya. Gerçekten bunları atın. Ben size güzelliği getireceğim. Denecek kadar iyi bir şey menstrual kap. Lütfen denemekten çekinmeyin. Bunu bu arada 7 ay sonra satın aldıktan 7 ay sonra deneyen bir kadın olarak söylüyorum. Lütfen çekinmeyin. Hiç çekinilecek bir şey yok. Gözünüzde büyütecek hiçbir şey yok. Yerleştirdiğinizde yanlış yerleştirmeniz bence biraz zor. Bende hiçbir sızıntı olmadı çünkü ve yanlış yerleştirdiğimi de düşünmüyorum bu yüzden. Ve böyle tekte yerleştirdim yani hiç öyle aman tanrım çok zorlanıyorum falan moduna girmedim. Benim için çok rahat geçti bütün bu regl süreci. O yüzden yani benim size söyleyebileceğim tek şey %100 tavsiye ediyorum. Satın alın, hatta ben size aşağı benim aldığım tüm ürünleri de linkleyeyim. Bakmak isterseniz, almak isterseniz. Hani biraz vücut sıvılarımla evet daha yakın olacağım bu saatten sonra. Onları sudan geçirip akıtarak uğurlamam gerekiyor düşüncesi oluşabilir. Birazcık daha vücut sıvılarınızla haşır neşir olacaksınız. Ama yani sonuçta o da bizim vücut sıvımız. Çocukluğumuzdan beri, ergenliğimizden beri bize işte sen hastasın, regl değilsin, hastayım diyeceksin dayatmaları. Hasta kelimesinin bu yumurtlama sürecini, her ay bizim yaşadığımız süreci tanımlamak için kullanılması ve bizim bu işten her zaman iğrenmemizin sağlanması bir şekilde ya da uzaklaştırılmamızın sağlanması zaten başlı başına çok yanlıştı. O yüzden bence ben hatta sevdim yani bu menstrual kap olayından sonra vücut sıvılarımı, aa evet bu kadar varmış, aa ben demek ki bu kadar az kanıyormuşum mu fark etmek bile bana iyi geldi açıkçası. O yüzden bundan çok çekinip kaçmayın yani bu regl işinden. Bence kaçmak yerine onu benimsemek daha mantıklı. Çünkü hayatımız boyunca yıllarca her ay bunu olacak. Ay neyse durduk yere vaaz vermeye başladım ama fikrimi de beyan etmeden geçemedim. Neyse yeni uyanmış kart sesimle bu videoyu kapatmam gerekiyor. Çünkü bu güncellemeyi çekecek vakti bir türlü bulamadım ve Marla'yı çıkartmam lazım. Yavrum beni bekliyor şu an. Çok doğal bir video oldu. Yani alelade çektim. Ne makyaj yaptım, ne süslendim, ne püslendim ama hoşuma da gitti. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sorunuz varsa aşağı yazarsanız seve seve cevaplarım. Selam. Bu videoya küçük bir ara vermek istiyorum. Şimdi bu menstrual kap deneyimim boyunca Instagram üzerinden de bazı paylaşımlar yaptım. Mesela dedim ki bana soru sorun. Ben de bu süreci deneyimlerken cevaplamaya çalışayım bildiğim kadarıyla diye. Ve maşallah bayağı bir soru gelmiş. İnanılmaz fazla soru var. Hemen bu videonun arasına girip soruları cevaplamak istedim. Deneyimlediğim kadarıyla sizinle paylaşmak istiyorum. Çoğu soru zaten aynı. İşte nasıl hissettiriyor? Ne kadar çıkarıp takmakla ilgili sorular var. Hissiyatla ilgili sorular var. Çok fazla benzer soru var aslında ama çok fazla soru var. O yüzden hızlıca hemen sorulara geçmek istiyorum. Sonrasında bu videoya devam ederiz diye düşünüyorum. Oturup kalkarken rahatsızlık hissi yapıyor mu? Hayır yapmıyor. Ben de yapmadı en azından. Çıkarken etrafa sıçrama yapıyor mu? Ve ne kadar süre kalabiliyor içeride toplam? Çıkarırken bende asla bir etrafa sıçrama olmadı. Dikkatli ve kontrollü bir şekilde klozetin içerisinde çıkarttım. Herhangi bir yere değmeden ve 12 saate kadar durabiliyor. Yani günde 2 kere değiştirmeniz aslında yeterli. Hissi nasıl diye soran çok fazla insan var. Ben hissetmedim. Yani içimde bir şey varmış gibi hissetmedim. Tampon taktığımda bunu kesinlikle hissediyordum. Akma, sızma, kokma oluyor mu? Sokması kolay mı? diye bir soru gelmiş. Akma sızma bende olmadı ama tecrübe eden insanlar var ki genellikle yanlış takan insanlar bunu tecrübe ediyor diye biliyorum. Kokma gibi bir şey asla yok. Sokması kolay mı? Kolay ama çömelmen lazım. Ciddi şekilde yere doğru böyle sıçma pozisyonu gibi bir pozisyonda çömelmen gerekiyor. Çıkartırken kaza hayır yaşamadım. Temizliği için özel bir şey almak gerekiyor mu? Bu güzel bir soru. Aslına bakarsanız gerekmiyor. Ama Organic Up markasının işte dışarıda atıyorum su bulamadınız, rahat edemediniz. Temizleme mendili satıyorlar. Yanında da ki zaten videonun başında gösterdim.
Aynı zamanda bir de temizleme jeli satıyorlar. Bu ikisini edinebilirsiniz. Yatarken, otururken tedirginlik yaratıyor mu? Valla ben de yaratmadı. Onu söyleyeyim. Ortak lavaboya sahip public tuvaletlerde nasıl kullanılıyor? Nerede yıkayacağız? Valla ben taharet musluğunu açıp çıkarttığım gibi taharet musluğuna tutarak yıkadım mesela. Dışarıdayken sanırım hiç değiştirmedim ama zaten şunu da unutmayın. 12 saatte bir değiştirebiliyorsunuz. Yani atıyorum reglin ilk günü ya da ikinci günü dışarıdaysanız belki bir kere ya da iki kere maruz kalırsınız dışarıda değiştirmeye ama onun dışında evden eve gidip geldiğinizde çok rahat değiştirebileceğiniz bir zaman aralığı. Takması rahat mı? Acıtma, zorlanma oluyor mu? Hayır, bir acısı yok yani silikon, medikal bir silikon olduğu için böyle sert bir şey ya da can yakıcı bir şey değil kesinlikle. Tamponla takmayı kıyaslayabilir misiniz diye bir soru gelmiş. Ya kesinlikle çok farklı. Tamponda bildiğiniz böyle tık diye sokuyorsunuz içeri. Bunu da katlıyorsunuz, biraz çömelmeniz gerekiyor. Ama yani ben bile ilk denememde herhalde 10 saniyeyi bulmadı takmam. Bunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hani gerçekten düşündüğünüz kadar göz korkutucu bir tecrübe değil. Suyla temizleyip kullanmaya devam ediyor muyuz yoksa günlük kaynatmak gerekiyor mu? Hayır, ben hiç günlük kaynatmadım bitene kadar reglim. Gayet suyla yıkadım ve devam ettim. Hiçbir şekilde de bir kalıntı, bir şey kalmadı. Boşaltmak, takmak bir iğrenme hissi veriyor mu diye bir soru gelmiş. Valla ben iğrenmedim. Yani bu benim vücut sıvım. Zaten pette de gayet böyle yayılmış bir şekilde yıllardır gördüğümüz bir görüntü. Hani o yüzden benim böyle ekstra bir iğrenme durumum açıkçası. Çıkarmakta biraz zorlandım. Şimdi hep takma çıkarma soruları gelmiş. En alttaki küçük bir bızdığı var ya, oradan tutarsanız çok rahat ediyorsunuz. Oradan hafifçe çekerek böyle dikkatlice çıkarttığınızda hiçbir problem olmuyor. Rahatsız edici mi diye sormuşsunuz. Rahatsız edici değil kesinlikle. Tampon daha rahatsız edici yani, öyle söyleyeyim. Bundan sonra hep bunu kullanırım diyor musun? Kesinlikle bundan sonra ben bunu kullanırım derim. Pedin de tamponun da hem fiyatı hem atığı bence çok rahatsız edici. Böyle bir alternatif varken niye ped tampon kullanayım diye düşünüyorum yani. O derece memnun kaldım. Çıkartırken elinizi sokmak zorunda kalıyor muyuz? Hayır, ben böyle aşırı içeri doğru sokarak yapmadım. Çıkarırken kan dökülüyor mu? Hayır, bende dökülmedi. Çeşme suyunda çevirip tekrar vajinaya sokmak hijyenik gelmiyor. Yani bence ped daha hijyenik olmayan bir şey diye düşünüyorum. Hangi markayı tercih ettin? Organic Cup markasını tercih ettim. Neptün balıkta yazmış. Çok sevdiğim bir astrolog kendisi. Çıkarmak zormuş diye duydum. Kabı çıkarma ile ilgili deneyimini anlatırsan sevinirim demiş. Tabii ki anlatayım. Ben çıkarırken yine çömeldim. Çömelmek çok işe yarıyor. Takarken ve çıkarırken mutlaka tuvaletteki çömelmeniz gibi değil. Bayağı yere sıçacak olsanız nasıl çömelirseniz o şekilde yere çömelin. Duşta yaparsanız çok daha rahat. Ve o ucundan tutarak aşağı doğru çekiyorum. Sonra biraz geldiğinde de biraz daha yukarıdan tutarak tekrar çekiyorum. Ve bu şekilde çıkarıyorum. Aşırı yoğun kanamada tampon bile yetmiyor. O mu yetecek? Ha yeter dersen hemen sipariş demişler. Şöyle, biz aslında o pedde, tamponda o yüzeye doğru dağıldığı için kan, çok daha fazla kanamamız varmış gibi görüyoruz. Ama aslında o kadar değil. Ben size şöyle söyleyeyim. Üçüncü günümde böyle bir parmak falan kanamam olmuş. Yani o yüzden bizim düşündüğümüz kadar kanamamız yok aslında. Pedde yüzeyde yayılıyor. Tampon şiştiği için böyle wow, ne kadar kanamışım diyorsunuz. O yüzden çok yoğun bir gününüz, atıyorum 12 saatte bir değil ama 8 saatte bir değiştirirsiniz. Soruların tamamını bitirdim çünkü bütün sorular zaten hakikaten dışarıda nasıl oluyor, takılması, çıkarması, kokusu, sızıntısı gibi sorulardı. Benim cevaplarım bu şekilde. Sizleri öpüyorum.